Yıllarca yüksek tirajlı büyük medya kuruluşlarında genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptınız. Daha sonra sizin gibi deneyimli birçok gazeteciyle birlikte işinize son verildi. Şimdi pek çok muhalif meslektaşınız gibi alternatif denilebilecek bir internet yayın organında çalışıyorsunuz. Medyada çalıştığınız süre içinde bugünkü gibi bir baskı yaşadınız mı? Türkiye'de sansür ve otosansür gazetecileri, özellikle de kadın gazetecileri nasıl etkiliyor? Bir de medyada sansürün bu denli yoğun olduğu bir dönemde seçimlerin selameti konusunda endişeleriniz var mı? Evet, ilk sorunuzdan başlayayım. Herkese merhaba. Baskı konusu, şunu açıkça söyleyebilirim. Yani 90'lı yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. O zamanlar çömez bir muhabirdim. Elbette devletin ya da sermaye gruplarının bir takım baskıları vardı. Özellikle ordu siyasete dahil oluyordu ve ordunun bir şeyi vardı. Fakat 2000'li yılların sonundan beri, biz genelde Gezi'den beri diyoruz. Fakat 2007-2008 bu yıllarda da hep böyle devlet büyükleriyle ilgili haber yaparken vesaire bir dikkat etme hali vardı. Dikkat etmek olabilir fakat baskıya dönüşünce bu, yani sadece hükümetin istediği şekilde yazıp çizmek, hatta fotoğraf yayınlamaya varan bir baskıdan bahsediyorum. Köşe yazarları, hilafsız hepsi için geçerli. Hepsinin her satırı okunuyordu. Bazıları değiştiriliyordu, bazıları değiştirilmiyordu. Şu anda ise tahminimce, yani ben 2015'te işten atıldım. Şu anda zaten böyle bir şey bile yok. Yani baktığım zaman köşe yazılarına merkez medyada gerçekten çok büyük bir şeyin içinden geçmiş, bir süzgecin ötesinden geçmiş, kırpılmış yazılar görüyorum. Aynı şey tabii haberlere de yansıyor. Bu gazetecilik açısından çok vahim bir durum. Çünkü biz gazetecilikle ilgili şunu özellikle belirtmek istiyorum. Mesele basın özgürlüğü deyince gazetecilerin her kafasına geleni yapması, yazması anlamına gelmiyor. Basın özgürlüğü halkın haber alma hakkı anlamına geliyor. Halkın haber alma hakkına sahip çıkabildiğimiz müddetçe özgür bir şekilde, doğru bir şekilde, tarafsız bir şekilde haberleri halka ulaştırabiliriz. Maalesef bu ortadan kalktı. Sansür ve otosansür dediniz. Hakikaten ben kadın gazetecileri bu ortamın daha çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü bir dönem göreceli, rahat, demokratik, her şeyin konuşulduğu bir ortam vardı. Ve o zamanlar bunu oturup aslında incelemek de lazım. Konuşan, köşe yazarı olan, habercilik yapan kadın sayısı bile şu andakinden çok daha fazlaydı. Bütün bu baskılar, sansür süreçleri vesaire bence her yerde olduğu gibi, her konuda olduğu gibi kadınları daha fazla vurdu. Şöyle bir bakarsanız eğer, özellikle siyaset hakkında yazan, toplumsal sorunlar hakkında yazan, program yapan kadınlar bir bir sahneden silindi. Elbette erkek meslektaşlarımız için de geçerli bu. Fakat bence kadınları bu baskıcı ortam daha ağır vurdu. Çünkü genelde biliyorsunuz her yerde olduğu gibi hani öncelikle gözden çıkarılan kadınlar olabiliyor. Son sorunuza gelince seçimin selameti sadece medyaya sansürle ilgili değil, genel anlamda şimdiye kadar gördüklerimiz, yaşadığımız tecrübeler son seçimde 1 Kasım'da, ondan önceki seçimlerde çeşitli olaylar oldu. Oy çalmalar oldu ve halkın da çok güzel bir şekilde sahiplenmesiyle pek çok sorun gündeme getirildi. Evet, medya bu kadar baskılanmışken, hatta baskılanmıyor bir yana bırakalım. Yani hayır demek ya da referandumla ilgili açık bir fikir teatisine bulmak bile resmen yasaklanmışken, resmen diyorum çünkü fiili durum bu. Resmi olarak bir yasak yok ama fiili durum bu. Yayın hakkı, yayın saatlerine baktığınız zaman Demokrasi İçin Birliği'nin çok güzel bir raporu vardı. İnanılmaz bir fark var arada.
Böyle bir ortamda da elbette seçim güvenliğiyle ilgili endişelerim var. Fakat şunu da söylemem gerekiyor. Seçimlerde yani her şey olacak, bir takım güçler istediklerini yapacak diye değil. Belki bir takım küçük oynamalar olabilir, fakat hepimizin sandığa gitmesi çok önemli. Peki sokağa çıkma yasakları ve ablukalar döneminde siz de bölgeye gittiniz, gözlemlerinizi yazdınız. Gazeteciler bölgede tutuklanan arkadaşları için nöbet tuttular, yazılar yazdılar. Buna rağmen orada yaşananlar Batı'da neden anlaşılmadı ya da yeterince yankı bulmadı? Bölgede kadınların yaşadıkları yeterince duyurulmadı mı ya da? Sizin bölgede kadınların yaşadıklarına ilişkin paylaşmak istediğiniz gözlemleriniz nelerdir? Şöyle, haber nöbetine ben de katıldım. Haber nöbetinin haricinde de farklı sivil gruplarla beraber sık sık Diyarbakır'a gittim. Evet, Diyarbakır'a çok gittim ve gitmeye de devam ediyorum. Bence şöyle bir şey var. Şimdi 90'lı yılların medyası, 92-95 arasında olanlar, özellikle yargısız infazların olduğu, gazetecilerin öldürüldüğü, çok ağır bir düşük yoğunluklu savaşın yaşandığı dönemde medyada böyle bir dayanışma örneği yoktu. Bak, bir takım gazeteciler vardı. Tek tek haber yapıp ne olduğunu doğru bir şekilde duyurmaya çalışıyorlardı. Fakat bu sayı çok azdı. Ben o anlamda bu 2016'daki haber nöbeti dayanışmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki, demin sorduğunuz gibi, yani yeterince yankı bulmadı. Bence duymak isteyen duydu. Duymak isteyen orada ne olduğunu duydu. Ama kimi korkudan, kimi bütün Kürt halkının da kriminalize edilmesinden ve zaten bir bağ kurmayıp daha uzaktan, daha mesafeli durmaya tercih edenlerin kendini geriye çekmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Kaldı ki bölgede bir takım, yani işte Sur, Cizre ve pek çok ilçe bombalanırken ve yerle bir olurken, bununla ilgili bölgede de insanların çok çaresiz kaldığını ve ne yapacaklarını şaşırdığına şahit oldum. Kadınlara gelince, kadınlar özelinde elbette kadınlar inanılmaz acılarla karşılaştılar. Ben mesela bölgeden, Silvan bombalanırken, yani orada çatışma olurken daha doğrusu, Silvan'dan böyle çocuklarını, işte torbalara doldurdukları eşyalarını ve inanılmaz bir sıcakta koşarak oradan uzaklaşan kadınlar gördüm ve onlara dönüp sorduğumda ne oluyor diye, yani görün halimizi ve herkese anlatın bunu dediler. Bunu hatırlıyorum. Fakat anlatabildik mi yeterince? Yani elimizden geleni yapabildik. En azından birkaç kişi yapmaya çalıştık ama bu yeterli olmadı. Kadınların da sesini, sivillerin de sesini daha çok duyurmak gerekiyordu. Fakat dediğim sebeplerden dolayı özellikle de korku ve devamlı bu kriminalize etme hali yüzünden işler bu noktaya geldi. Kadınlar çocuklarını kaybettiler. Bazı kadınlar çocuklarının cenazesini almak için aylarca beklediler. Mesela Rozer'in annesi bunlardan biriydi. Taziye evine gittiğinde kadınların yan yana oturup işte Sur'da kalan ve öldüğünün haberini aldıkları çocukların cesetlerini bekliyorlardı ve alamıyorlardı. Bence bir insana yapılabilecek en büyük işkence budur. Savaş halinde bile bir takım kurallar vardır. Ve ölüler üzerinden siyaset yapmanın asla kabul edilebileceğini zannetmiyorum. Ama mesele sadece ölüm değil. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Evlerinden sürdüler, yaşayamaz hale geldiler ve gelir durumları da çok kısıtlı olduğu için bölgede ekonomik olarak da her şey, hayat durdu. Çok çok zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyorlar. O halle ilgili, ama sadece bölge kadınları değil, bence bütün kadınları ilgilendiren kısımlar var. Mesela bu ihraçlar,
kamudan ihraçlar, açılan davalar, tutuklamalar, gözaltılar vesaire çok geniş kesimleri etkiledi. Hani ilgili olsun olmasın çok büyük kitleleri ilgilendirdi. Mesela bir aileyi de yani eşi ihraç ediliyor. Fakat bu aynı şey, yani bütün aile cezalandırılıyor. Yani kadın cezalandırılıyor, çocuklar cezalandırılıyor, maaşları kesiliyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya da mahkemeleri takip edecekler, mahkemeler veya tutuklular bambaşka cezaevlerine nasıl gitsin bu insanlar oraya ve nasıl yakınlarını görsünler. OHAL ve kadınla ilgili bir de son söylemek istediğim şey, kadına şiddet oran, yani kadına şiddet meselesini neredeyse medya unuttu. Ve geçenlerde de yansıdı bunun bir kısmı. Yani başvuruda bulunan, şiddet yüzünden başvuruda bulunan kadınlara da güvenlik güçleri, ya biz başka şeylerle uğraşıyoruz, seninle mi uğraşacağız diye yolladıklarına şahit oluruz. Bence bugünlerin acısını ileride, yakın bir gelecekte kat be kat dönen şiddet olarak yaşayacağız. Maalesef böyle gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Türkiye gazetecilerin tutuklandığı ülkeler sıralamasında birinci sırada. O halde kadınlar işlerinden oluyor, sorunları arka plana itiliyor, medya ve hayatlarımız üzerindeki olağanüstü hale karşı hayır diyeceğiz, biz kazanacağız.